Selam, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bir cumartesi günü ve saat sabahın erken saatleri 9:30 falan. Şimdi ben kahvaltı ettim ve aslında bugünün olayı çok güzel. Bugün Galatasaray'ın basket maçına gideceğim. Arkadaşım Mina İstanbul'da oturuyor ve biz onunla daha önce bu konuyu konuşmuştuk, işte Galatasaray maçına gidelim bir gün vesaire diye. O da daha önce gitmişti ve sağ olsun yine böyle bir organizasyon yaptı. Gel dedi, gidelim falan. Ben de dedim neden olmasın. Şimdi hazırlanacağım maç 1'de. Daha vaktim var gibi görünse de yok aslında. Çünkü apar topar AVM'ye gidip daha form almam gerekiyor. Bir de şunu da ekleyeceğim. Ben bütün Türk takımlarını tutuyorum. Yani Türkiye'nin milli takımını destekliyorum. Hani kişisel bir takım tuttuğum söylenemez. Bugün Galatasaray maçına gidiyorum. O yüzden Galatasaray'ı tutacağım. Ama yani ileride başka bir gün Beşiktaş maçına da gidip Beşiktaş'ı tutabilirim. Yani takım tutmuyorum direkt ama Galatasaray'ı seviyorum, yani bütün takımları seviyorum. Şimdi gidip giyineceğim. Tight giyeceğim galiba. Çünkü üstüme forma alacağım için böyle daha altıma düz bir şey giysem daha güzel olur. Şimdi hemen giyinip geliyorum. Arkadaşlar şimdi makyaj yapıyorum. Giyindim bu arada. Hemen kombinimi gösteriyorum ama bu kombinle gitmeyeceğim. Üstümde Galatasaray forması olacak. Üstüm böyle. Üstüm Zara, altım Zara. Üstüm Bershka, altım Oysho'dan bir tight. Hemen göz altlarımı iyice şöyle kapatıyorum. Çok abartı bir makyaj olmayacak ama biraz süslenmek istiyorum. Çünkü fotoğraf falan çekilirim orada belki. Hem yani maça da her gün gitmediğim için. Şu allığı kullanacağım. Bu allık gerçekten çok güzel. Bu Dior'un bir tane çok ünlü bir tane allığı var ya, hani TikTok'ta falan olan ve Türkiye'de olmayan. O allığın hani renk olarak aynısı abi. Sadece pigmenti iyi değil bu allığın. Ama çok güzel. Ben dudağıma da sürüyorum. Yaydırıyorum. Rengi çok güzel, gördüğünüz gibi. Bayılıyorum ben bu renge. Sadece pigmenti çok iyi değil bu allığın. Böyle oldu rengi, bakın. Şimdi kaşlarımı dolduracağım. Bu arada benim kaşlarım bayağı seyreldi. Şöyle nedenini bilmiyorum. Döküldü. Eğer böyle kaşları güzelleştirmek için bildiğiniz bir şey varsa yorumlarda yazın. Hani çeşitli bir yağ falan varsa kullanayım. Çünkü kaşlarımı doldurmaya başladım artık. Seyrek durduğu için. Ve dolduruyorum. Bakın böyle oldu. Şimdi tarayacağım. Gözlerime geçiyorum. Gözlerime normal dijemel süreceğim maskara. Sonra da biraz kalem çekerim. Son olarak siyah kalem süreceğim göz altlarıma şöyle. Bitti. Arkadaşlar şimdi makyajımı yaptım. Hadi. Şimdi babamla röportaj yapacağız. Baba hangi takımı destekliyorsun? Hiçbirini. Ama Galatasaray tribününde oturacaksın. Hiçbir takımı tutmuyorum ben. Baba tamam. Orada seni dövmesinler Galatasaray'ı tutmuyorsun diye. Yok, basket atan atsın, ben sevinirim. Hangisi atarsa atsın. Baba Galatasaray tribünde sakın Anadolu Efes falan attı diye sevinme. Döverler mi? Döverler tabii oğlum. Arkadaşlar şimdi yavaştan evden çıkacağız ama hava o kadar kötü ki şırıl şırıl yağmur yağıyor. Şimdi GSS Store'a gideceğiz forma almaya. Çok heyecanlıyım. İlk defa Galatasaray forması alacağım. Evet, şimdi babamla evden çıkıyoruz. Burada küçük bir kedi var. Yağmur yağıyor çok kötü. Şimdi bir tane AVM'ye gideceğiz. Orada varmış GSS Store. Yakınlarda yok çok. Şimdi oradan bakacağız. İnşallah kendi bedenime uygun güzel bir şey bulabilirim. Kimin formasını alacağım? Hangi şeyin? Oyuncu. Hayır, hangi oyuncunun? Oyuncunun mu oluyor formalar? Öyle olmuyor mu? O kadar cahilim ki. Aa, çok uzak. Yerler çok ıslak. Evet, şimdi gidiyoruz. Kenarlarımızı bağlayıp. Şimdi geldik, park ediyoruz arabayı. Otoparka iniyoruz, AVM'ye geldik. Çok heyecanlıyım gerçekten. Burası çok karanlık, o yüzden ışık olan bir yere geçince devam edeceğim. AVM'ye girdik ve neredeyse kimse yok, yani çok az kişi var. AVM'yi kiralamış gibi hissediyorum şu an kendimi. Baksanıza.
Değil mi baba? Yeni açıldı o yüzden. Yeni açılmış o yüzdenmiş. GS Store'u arıyoruz ama göremiyorum. Beşiktaş Spor var. GS Spor yok. Nasıl yani? Buldum. Burada. Ay çok heyecanlıyım. Hemen girip alacağım. Açılma. Kafa buradanmış, rezil olduk. Çok iyi olmuş. Bence direkt alayım. Bakayım. Arkadaşlar şimdi formayı aldım. Direkt üstüme giydim. Etiket kopardılar, ödüyorlar. Çok güzel oldu bu arada. Çok hoşuma gitti. Bakın. Çok güzel. Bu arada benimki small beden. İki small'u kalmamıştı ama tam oldu. Yani şöyle. Ay çok güzel değil mi baba? Bu arada 800 lira verdik. Yani bir tişörte ilk defa hayatımda 800 lira verdim ve çok kötü hissettim ama forma olduğu için yani normal bir fiyat galiba. Beşiktaş'ın formaları daha ucuzdu. Bir dahakine Beşiktaş maçına gidelim. Bence de. Şimdi Starbucks'tayız ve size komik bir olay anlatacağım. Komik değil ama yine de komik. Şimdi tam alıyorduk. Ben dedim ki babama, baba ben ısmarlayayım dedim. Sonra babam dedi ki yok ben öderim, hazır kredi kartımda limit var, alayım dedi. Şimdi içeceğimizi bekliyoruz. Kahvelerimizi aldık, şimdi yola çıkıyoruz apar topar. Burada dilim yandı, çok kötü bir şekillendi. Evet arkadaşlar, hala yoldayız ama yolun büyük bir kısmı bitti aslında. 45 dakika 50 dakika civarı bir yolumuz kaldı. Yaklaşık 1 saattir yoldayız. Yok 1 saat de değil aslında, 40 dakikadır falan yoldayız. Bayağı heyecanlıyız. Bu arada kimliğimi unutmuşum. Ve eğer maçlara kimlikle giriliyorsa sadece şu an dıt yani. Bok yedik. Ama zannetmiyorum yani, babamın falan kimliği var da benimkinin de fotoğrafını göstersen bence bir şey olmaz değil mi baba? Yani ayarlarız diye düşünüyorum. Ya ben de ayarlarız. Sormazlar bence. Ya baba sorabilirler ya. Şimdi hani oraya... Bilette kimlik mi yazıyor, isim mi yazıyor ki? Bilette... Yani bilet mi inanın bileti ama benim üstüme almıştır herhalde. İsim yazıyor mu? Dur yine yararım birazdan ben. Eğer kimliksiz almıyorlar derse çok gülerim. Alırlar ya. Baba sen hiç maça gittin mi? Yok gitmedim. Gerçekten mi? Sen ilk maçına mı gidiyorsun? Evet ilk kez maça gidiyorum. Heyecanlı mısın? Yani değişik karmaşık duygular içerisindeyim. Hani o atmosferi hiç yaşamadım. İlgimi de çekmiyor açıkçası. Takım da tutmuyorum zaten. Şarap ama öyle. Şşş ben Galatasaraylıyım. La la la. Cimbom çok yaşa. Ben böyle söyleyince diyorlar ki sen ne biçim beden eğitimi öğretmenisin. Ama öyle diyorlar değil mi? Diyorlar hemen öyle. Ben de arkadaşlar ve babam takım tutmuyor dediğimde aynı şeyi söylüyor. Hiç söylüyorum. Maça gitmedim işte yani. Ne futbol ne basketbol. Baba sus, bu bir maç ama, bunu ve şu an. Evet voleybol maçlarını seviyordum çünkü voleybol hakemliği yapıyordum eskiden. Aynı zamanda voleybol antrenörüyüm. Hakemliği yaptın mı hiç? Yaptım. Antrenörlüğü yaptın mı? Antrenörlüğü yapmadım ama hakemlik yaptım. İyi para var mıydı hakemlikte? Yok be, para mara yok. Voleybolda para yok. Para futbolda, sonra birazcık basketbolda. Bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra futbol yok para. Futbol hakemliğinde para var mı? Uf olmaz mı? Futbol hakemliğinde para futbol çok. Ama olsaydın ya. Süper Lig'de falan olman lazım. Süper Lig. Altlarda da gene var, aç kalmazsın. Voleybolda aç kalırsın ama değil mi? Voleybolda acından geberirsin. Baba. Voleybolcular izliyorsa şu an bok yedin yani. Ama öyle, bu taraftarla ilgili. Neyin çok taraftarı varsa kesinlikle orada para çok. Neyin az taraftarı varsa orada para yok. Mesela Fenerbahçe Spor Kulübü niye zengin? Çünkü çok taraftarı var. Galatasaray'ın yok mu? Galatasaray'ın da çok ama Fenerbahçe'nin daha çok. Ha, öyle bir şey yok. Evet öyle. Abartma. En çok Beşiktaş'ın bu arada. Bir de Fenerliler çok para harcıyor. Niye eller öyle? Açık. Niye ötekiler öyle? Cimri. Beşiktaşlılar, Galatasaraylılar daha cimri. Ama Fenerbahçe'nin sahibi de çok zengin. Ali Koç, Mali Koç. O sahibi değil de hani. Yani işte kulüp başkanı. Kulüp başkanı. Seçimli oluyor yani. Neyse arkadaşlar, bunlar çok derin konular. Heh. Buradan çıkamayız şimdi çünkü şu an hani izleyen Beşiktaşlı da vardır, Fenerli de vardır, Trabzonsporlu da vardır. Ben takım tutmuyorum. He. Doğru söyle bak. Galat. Ben
Arkadaşlar babam takım tutmamam gerektiğini söylüyor. Yani milli takım tutmam gerektiğini söylüyor. Ya bana çok saçma. Ya yani. Ben koyu takımı değilim yani böyle. Oo, illa da Galatasaray değilim ama küçüklüğümde falan Galatasaray'ı daha çok seviyordum. Renkleri güzel Galatasaray. Evet, kabul ediyorum. Bilmiyorum yani küçükken mesela sorsan bana hep Galatasaraylıyım derdim. Ha, ben de bir takım tutsam renkleri güzel diye Galatasaray'ı tutarım. Ya ben... ama sarı lacivert de fena değil. O renkler de güzel. Sarı lacivert de güzel. Siyah beyazın da beyazı çok güzel. Şu an dislike butonuna basıyorum. Değil mi? Siyah beyazın beyazı çok güzel değil mi? Ya baba tamam. Hepsinde güzel bir yer var. Babam ama şu önce an... Kocaeli sporluyum o kesin. Evet, benim Kocaeli spor bilekliğim vardı, kaybettim. Sen de Kocaeli sporluyum. Ben Kocaeli sporluyum. Ama en önce Türkiye. Türkiye milli yani, spor. Türkiye A milliği ya da B milliği neyse. Tamam Türkiye baba. Milli takımını sonra Kocaeli spor. Sonra diğer sonra takım. Real Madrid. Yok. Yani ne tutacağım onları canım? Tamam, babam milli takımlıymış arkadaşlar, öğrenmiş olduk. Ha. Ben şimdi TikTok çekmeye gidiyorum tekrardan. Bir sürü TikTok çekeceğim çünkü bilmiyorum, TikTok çekesim var. Trafiğe takıldık bu arada, yandık. Evet ya baba, şomazını açtım dedin, aa trafik yok, çok boş dedin, al sana trafik yani. Bu arada arabamız kırmızı arkadaşlar yani. Galatasaray'a çok uyumlu bir arabayla gidiyoruz şu an. Benim de tişörtüm kırmızı bak. Aa, sen bilerek mi kırmızı giydin? Evet, acık Galatasaray. Aferin lan, aferin, çak lan. Çakayım al. Aferin lan. Bak bu da sarı sayılır. Ya. Kaza olmuş o yüzden böyle burada bekliyor. Kaza mı olmuş? Yani şu arkadan vurmuş. Allah yardım etsin. Kim vurmuş? Allah yardım etsin. Oo, Mercedes vurmuş. Ah, içim gitti. Mercedes'e tıklatmışlar arkadaşlar. Yanından geçtik şu anda. Birkaç dakika içerisinde Avrasya Tüneli'ne gireceğiz. Daha hızlı gidebilmek için. Aslında vaktimiz var ama trafikte oyalanmak istemiyoruz. Arabayı park etmek falan zaman alabilir. Aynen. Araba işimiz var bir de. Şimdi buradan gireceğiz. Şimdi Avrasya'ya giriyoruz. Biliyorsunuz ki Avrasya'nın özelliği denizin altından gitmesi. Hani İstanbul'da yaşamayanlar falan varsa diye söylüyorum. Biz de İstanbul'a geldiğimizde işimiz düştüğünde kullanıyoruz. Hatta bir keresinde hatırlıyor musun baba? Avrasya'dan geçerken yanımızdan Cumhurbaşkanı geçmişti. Hatırlıyor musun? Yok, hatırlamadım. Baba nasıl hatırlamadım? Bakın burada denizin altına giriyoruz. Şöyle. Şu an girmekteyiz. Daha tam girmedik. Denizin altındayken çekeceğim yine. Keşke üstü cam tarzı bir şey yapsalardı ve denizi görseydik ama büyük ihtimalle öyle bir şey mümkün olmadığı için. Şu an full aşağı gidiyoruz. Sonra yukarı çıkacağız böyle. Şu an aşağı gitmeye başlayacağız. Bu arada üst cam değil ama mavi ışıklarla böyle deniz ortamı yaratmaya deniz ortamı yapmaya çalışmışlar. Birazdan göstereceğim. Bakın arkadaşlar, üst mavi oldu dediğim gibi demin. Ah, gitti. Şu an hala aşağı iniyoruz. Ya denizin altındaki topraktan gidiyoruz aslında. Denizden değil de işte. Yine mavi oldu. Şimdi çıkıyoruz galiba. En derin noktaya geldik. Şu an en derindeyiz. Şimdi yukarı doğru gitmeye başlayacağız. Şuradan gösterirsin. Şu an denizin altında girdik. Evet, şimdi çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Bitti. Denize göstereyim mi? Bak yanda kalacak galiba şimdi. Burası sol taraf. Evet, çektim. Burası da deniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geldik. Arabayı şöyle bir yere koyduk valla. İnşallah çekmezler diye düşünüyoruz. Şimdi burası basketbol maçının olduğu yer. Mina daha gelmedi. Biz buralarda oyalanacağız. İçeri falan bakarız, gireriz, gezeriz. Herkes Galatasaraylı. Herkes Galatasaray forması giymiş. O yüzden çok mutlu oldum. Birazdan gireceğiz içeri öyle. Karşılaşmanın hakemleri Başhakem Sayın Mehmet Şahin, yoruluyorlar. Sayın Can Mavis, yoruluyorlar. Galatasaray'da 0 numara Sinan Sağlam, 1 numara Deniz Boz, 2 numara Raymond Morgan, 5 numara Sadık Kabaca. Thank you.
gidiyoruz, kazanacağız gibi. Alkışlar mı? Eksizlerin basket, Ayda atıyor destek. Zamanı şimdi. Maç devam ediyor. Biz öndeyiz şu an. 35-30 ama çok kritik. Çok heyecanlıyım. Galatasaray'ın, onunla fotoğraf çekmek için bekliyorum. Ama çekilemeyebilirim yani, adam çok ünlü çünkü. Yine çekildi. Bence heyecan çok yavaş. Ya yavaş değilim, anlayamadım. O adamı algılayamadım yani. Hayal ya. Önde durayım. Sasha'yı uzaktan gördüm, fotoğraf çekilemedim. Şimdi maç başlıyor. Geri. Ya koş. Ya hayır bak, güvenlikler bağırıyor. Gerizekalı adamlar ya. Bir tane çakacağım ağzlarına. Ne oluyor lan? Aa, başlıyor. Alkışlarımız Enis için. Hadi at artık. Ya şaka gibi. Hadi. Bir tane daha at.
Kaybettik. Şaka mı? Muslera'yı gördük. Muslera'yı gördük. Muslera. Arkadaşlar Muslera'yla fotoğraf çekilemedim maalesef. Babamı arayacağım. Gel arabanın oraya gidelim. Muslera'yla fotoğraf çekilemedim. Saşa'yla çekildim. Ben anlatıyorum şimdi. Sen nasıl çekildin? Bu Muslera'yla da çekildi. Saşa'yla da çekildi. Herkesle çekildi. Basketçiyle de çekildi. Çünkü sen basketçi istemedin. Ya adam tanımıyorum. Adam da çok tanımıyorum. Sadece iyi olduğunu biliyorum. Ya o kıvırcık biliyorum. Çocuğu bulsak çekilirdim. Ya kanka orada dedim. Sen orada o sırada hani falan kaçtı o kaçtı. Ya benim çok dikkatim dağılıyor böyle şeyler. Stres oluyorum. Sonra kaybettik bir kere. Çok sinirim, çok sinirim bozuk. Ve kaç sayıyla? İki sayıyla, bir sayıyla mı? İki sayıyla kavga etti. Falan etti. Neyse. Abi bir baktım herkes sandalyeleri itiyor. Ben düştüm sonra, yere. Oha. Senden üstüne düştüm. Ben tabii Edim nerede farkında ya değil. Sen bıraktın beni arkamdan. Sen beni bıraktın gittin, ben arkada kaldım. Sana koş dedim arkadan. Abi çok kalabalıktı, ben Muslera'ya yetişemedim. Bu yetişti sonra video çekildi. Işte, abi şöyle bir şey oldu. İnsanlar benim yanımda gelen sandalyeyi itiyordu. Hı. Ben de gittim sandalyenin üstüne basarak şeye çıktım zaten. Dur babam arıyor. Bu kadar yani arkadaşlar, kaybettik. Devam edelim sonra video. Allah kahretsin. Arkadaşlar kaybettik, moraller çok bozuk. Şimdi Mina, ben, babam bir tane AVM'ye gidiyoruz. Kaybetmemizi kutlayacağız. Allah kahretsin, çok mutsuzum. İnsanlar o kadar üzüldü ki. Çok oyuncular çok hata yaptı bence, değil mi baba? Evet ya, bir sürü kaçırdılar sonunda. Serbest evet, atışı nasıl evet. Kaçırıyorsunuz abi? Serbest atışı kaçırdıklarında ben kanser oldum ya. Ben de. Hem de kaç tane kaçırdım? Hem de kaç tane? Yarısını biz kaçırdılar. Biz bence temizinden kapasiteye gidelim. Tamam, sen kapasite... Kapasiteyi bulmaya çalışıyoruz ama hiçbir yerde yok ve gerçekten yürüyoruz Mina'yla. Babam bizi arabadan kovdu, dedi ki gidin yürüyün dedi. Yürüyerek daha yakın dedi ve şu an... Hala 4 dakika var. Hala 4 dakika var. Bir şey söyleyeceğim var ya ben... İndirdiğinde 3 dakika var. Evet. Köprüyü geçeyim. Bir şey söyleyeceğim, biz yanlış yerden mi yürüdük Mina? Ha tamam, dur bunun önünde. Emin misin? Tamam. Yürüyoruz arkadaşlar. Of, bir de ben böyleyim diye inşallah insanlar bana laf atmaz belki. Laf atarlarsa gülerim. Onu da söyle. Ay, yolda söyle. Yürüyoruz, bir tane kız camdan çıktı. Ejrin diye bağırdı, ben dedim herhalde beni dövecekler. Sonra bir baktım küçük kızmış.
Çok stres oldum bu arada. Hani Galatasaray forması falan var ya üstünde, dedim millet beni döver şimdi. Ejrim falan yaparmış ben. Ejrim, onu çıkar. Girdik AVM'ye çok şükür. Şimdi Starbucks'ta oturuyoruz. Biz şimdi geziyoruz kapasitede. Arkadaşına hediye arıyor Mina yani. Bileklik alacağız şimdi Mina'nın arkadaşına. Onun dışında yani bir şey yaptığımız yok. Starbucks'ta oturduk, içecek falan içtik. O kadar. Bir şey söyleyeceğim. Biz buradaydık tamam mı ama görünmemişiz. Bak adamlara bak, hepsi teknik direktör, futbolcu, Galatasaray futbolcusu. Galatasaray futbolcusu. Biz bunların yanında oturduk ben arkadaşlar. Şey dedim, ve kim bilmiyorum olduklarını anlayamadık. Bunlar ünlü dedim de. Bunlar ünlü. Güvenlikleriyle geziyorlardı. Şimdi Mina'yla oturduk, kahve falan içtik. Evet arkadaşlar, şimdi AVM'den çıktık ve dönüyoruz artık. Ben de videoyu kapatayım dedim. Böyle bir maç vlog yapmak istedim. Stres attık, eğlendik, küfür ettik, küfür etmedik. Biz en öndeydik, o yüzden böyle çok elit insanlarla oturduk. O yüzden küfür edemedim. Ama yani bayağı stres attık. Ama kaybetmemiz çok kötü oldu. Bayağı üzüldüm. Ya Galatasaraylı değilim ama o takımı tutmuştum bugün. O yüzden kırdı beni yani açıkçası. Bir de çok ufak sayıyla fark attılar. Kaybettik. Olsun. Yani canları sağ olsun. Karşı takım da çok iyiydi. Karşı takım da bu arada Karşı Yaka Spor'du galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında gayet güzel bir ortamda, eğlenceliydi. Yani eğer siz de böyle maçlara gitmeyi falan seviyorsanız kesinlikle basket maçına da gidin, futbol maçı dışında. Ben şimdi bir futbol maçına gitmek istiyorum. Babamla futbol maçına gideceğiz inşallah bir gün. Fener'in maçına gideriz. Fener forması alırız. Fener forması. 1800 dola bayılırız ve Fener'e gideriz. Şimdi eve dönüyoruz artık. Videoyu da kapatıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve eğer böyle maç vloglarını... Maç vloglarını beğendiyseniz yorumlara yazın. Fener maçında da çekerim artık ona göre. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Jim bom bom. Jim bom.